2 yıl önce mezun oldum 2020 senesinde. 2020'den sonra da kendimce çalışmalara başladım. Araştırmaya, geliştirmeye başladım. Türk tarımına kendimce yön vermeye, çiftçilerle görüştükçe onlara bilgi aktarımı, fikir aktarımı yapmaya başladım. Daha sonra bunların karşılığını gördükçe tabii bu beni çok memnun etmeye başladı. Gördüğünüz gibi bütün ürünler çok harikulade oluyor. Tabii çiftçi bunu görünce inanılmaz derecede mutlu oluyor. Adam çünkü oradan gelir kazanıyor, oradan ekmek kazanıyor, ailesini besliyor. Tabii adam bunu görünce çok mutlu oluyor. Bu da bize yansıyor haliyle. Bize yansıdığı için de biz de bu işe daha da sıkı çalışıp daha da ne yapabiliriz üzerinde konuşuyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi evimizde saksılarımızın içinde bitkiler yetiştiriyoruz, denemeler yapıyoruz. Bunların üzerinde gübre çalışmaları yapıyoruz. Şu anda biberimizi görüyorsunuz. Hepsinin üstünde bir sürü biber var. Domatesler hakeza bir sürü. Arkamızda gördüğünüz biberler vesaire. Evimizde sürekli bu şekilde çalışmalar, arge çalışmaları yapıyoruz. Şu anda bildiğiniz üzere bizim Türk tarımında ataerkil bir sistem var. Atadan dededen gelen bir sistem. Yani benim atam dedem ne yaptıysa ben de o şekilde tarım yapmalıyım ki o şekilde verim alayım. Adam zaten o gördüğü şeyi yapar insan. Gördüğü zaten oydu. O sürekli o gördüğü şeyleri yaptı. Yani özendi. Hakeza komşusuna baktı, özendi. Hep sağdan soldan gördüğü şeyleri yaptı. Ama hiç açayım da okuyayım, araştırayım ya da ne bileyim kendimi geliştireyim tarzında bir girişim içinde değildi. Zaten Türkiye'nin %80'i vesaire %90'ı hemen hemen böyle. Bilinçsiz bir tarım üzerine, ezbere bir tarım üzerine. Burada devreye girebilir miyiz? Tabii. Şimdi aslında bilinçsiz demek yerine şu anda insanımız bir şeyleri inanarak yaptığı için kendilerine sunulan şeyleri inanmak istiyor ve inanıyor. Sonuç itibariyle bunlara bir şeyler getiren, gübre getiren, ondan sonra bilgi veren bir kesim var. Ve bu insanların getirmiş olduğu ürünleri, bilgileri inanarak ve güvenerek onu kullanıyorlar. Ve sonuçta hüsrana uğrama ve hayal kırıklığına uğramanın ana sebebi o verilen yanlış bilgi, yanlış ürün kullanımı olduğu için burada ticari bir ahlaksızlık diyelim bunu. Ticari bir ahlaksızlık söz konusu. Öncelikle bunu bilmemizde fayda var. İnsanlar doğru şekilde bilgilendirilmiyor. Doğru bilgilendirilmediği için doğru ürün kullanımı olmuyor ve ürün kullanımı doğru olmadığı için de toprak maalesef çok hassastır. Aldığını inkar etmez ama doğru şekilde uygulamazsan bu sonuç vermez. Onun neticesi olarak da hüsran olabiliyor. Amacımız burada bizim doğru bilgilendirmek.